Dada düzgü düzgü vayre namusani, dada düzgü düzgü vayre namusani. Vere homara meçarne devey biye grani, vere homara meçarne devey biye grani, vere homara çarne na kena bavu ki kami, vere homara çarne na kena bavu ki kami. Mane evlad niye mendo piero biye kami, mane evlad niye mendo piero biye kami. İkrar toza verdu kotera yel yavani, İkrar toza verdu kotera yel yavani. Ravvel avni mende biye kuru kurpani, Ravvel avni mende biye kuru kurpani. Bağu 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 biye kuru kurpani, Bağu 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 biye kuru kurpani. Mekane to düzgünü gedi gogavani, mekane to düzgünü gedi gogavani. Serafet eline çifte eliye duvani, Serafet eline çifte eliye duvani. Zaru destudani Erzingan terzani, Zaru destudani Erzingan terzani. Zaru imdattani hınsu vani, Zaru imdattani hınsu vani. Elçiye tosone sa Muhammedani, Elçiye tosone sa Muhammedani. Yeno yene sone ceme pir sultani, Seva yeniye sone ceme pir sultani. Sodr roz ve jino yene kuhu mekani, Sodr roz ve jiyo yene kuhu mekani. Bağu 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 yeni kuhu mekani, bağu 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 yeni kuhu mekani. Hem televizyonundan saygılar, sevgiler göndererek sizleri selamlıyoruz. Kamera arkasındaki bütün canlarımızdan, reji masasında görev yapan bütün kardeşlerimiz adına sizleri selamlıyoruz. Umarız keyfiniz yerindedir, sağlığınız yerindedir. Dününüz bugünden kötüdür ama yarınınız bugünden iyidir inşallah. Biz öyle düşünerek hareket ediyoruz. Sizleri öyle bir dileklerde bulunarak selamlıyoruz. Şimdi bugün Cem Televizyonu'ndaki son programımız değerli izleyiciler, değerli canlar, değerli dostlar. Bu yaz sezonu dolayısıyla sizlerle bu programda vedalaşarak gideceğiz. İnşallah başka bir programda nasip olursa, sizlerin de arzular olursa yeniden geleceğiz huzurlarınıza. Şimdi bu programda, bu son programımızda çok değerli bir kardeşim var. O öncelikle kendisini size tanıtacak tabii. Halil Yıldız. O da bu işe emek veren genç kardeşlerimizden bir tanesi.
Halil'ciğim hoş geldin canım. Hoş bulduk hocam. Öncelikle çok teşekkür ederim programımızda bugün beni ağırladığınız için. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim hakikaten. Hepiniz benim için kıymetlisiniz. Zaten sizler de öyle. Bu işe emek veren herkes kıymetlidir. Çok teşekkür ederiz. Yani biz de sizin yolunuzdayız aslında. Sizler emek verip yol açanlarsınız. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Biz de o yolu arkanızdan sürenleriz aslında. Yani ardınızda gelenleriniz çoğu olsun. Hep birlikte biz sizin ardınızdan geliyoruz. Kültürü doğru yere empoze etmeye çalışıyoruz. İnşallah sizden öğrendiklerimizle, gördüklerimizle, anlamaya çalıştıklarımızla, bize bıraktığınız değerler ile ve buradaki Cem TV ailesindeki tüm çalışan emekçi arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Kamerasına, rejisine, hepsine. Sezon sonuna denk geldik herhalde hocam. Benim için de inşallah keyifli bir program olacak. Sizlerle burada bulunmak. Yok, güzel bir program olacağı eminim. Evet. Şimdi neler yapıyorsun? Yani Halil Yıldız denildiği zaman, yani seni tanıyanlar vardır da tabii tanımayanlar her programda için bizi maalesef böyle herkes izlemiyor. Eyvallah. Yani bazı zamanlarda kendimizi bile de tanıtıyoruz. Hocam ben şu anda Halil Yıldız Sanat Merkezi ile ilgileniyorum. Yani yeni bir yer oluşturdum aslında. HYSM Prodüksiyon diye. Sultanahmet'te bir yerim var. Hayırlı olsun. Reklama girmiyor değil mi? Böyle anlatabiliyoruz. Yok yok. Çok teşekkür ederim. İşte burada kendi kabuğuma çekilip hem öğrenciler yetiştirmeye, işte tüm alanla ilgili dershanemiz var. Bunun haricinde müzik aletleri satışımız var ve hem dijital yayımcılık ve hem kayıt, profesyonel kayıt stüdyomuz var. Burada gelen sanatçı dostlarımıza, arkadaşlarımıza, öğrenci kardeşlerimize bu anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Şimdilik faaliyetlerim bu yönde devam ediyor. İşte onun haricinde tabii pandemi, yoğun bir pandemi süreci geçirdik hep birlikte. Bununla birlikte tüm üretimlerimiz, tüm konserlerimiz, her şey biliyorsunuz süre itibariyle. İnşallah bu sezona umutluyuz. Konserlerimiz açılırsa inşallah yine Anadolu'daki dinleyenlerimizle buluşmayı ümit ediyoruz tabii. İnşallah. Şimdi ben tabii ilk okuduğum eser Tunceli'de sır olduğuna inandığımız Düzgün Baba ile ilgili bir eserdi. Bu eser yöresel dilde söylenmiş. Bir zat torunu olduğum, yani benim büyük babam olan Derviş Musa'nın söylemiş olduğu bir eserdi bu. Derviş Musa Anadolu Aleviliği açısından da çok önem arz eden, keramet sahibi bir pirdir. Allah rahmet eylesin, bize bazı eserler bırakmış böyle. Ben bu eseri ilk olarak Cem Televizyonu'nda seslendirdim. Bunu da söyleyeyim, bilmeyenler, belki merak edenler olabilir. Derviş Musa Tunceli'de bir mezrada meftun olmuş, orada yatıyor. Bizim Alevi geleneği içinde pirlik makamında olan, keramet ve hikmet sahibi olduğu söylenen, ateşlere girip yanmayan bir pir. Halil'ciğim, şimdi hangi eser ile misafir olduğumuz evleri selamlamak istersin? Şöyle yapalım, hani ben de Erzincan Tercanlıyım ya, aslen oralıyım. Bir evet. Sandığım vardır, çok güzel bir türkü, babaannemden böyle kalan. Bir de çok değerli bir abim var, Utku abim, onu dinlemeyi çok sever. Tüm dinleyenler ve onlara armağan olsun. Peki, şimdi diye böyle peş peşe artık türküleri, deyişleri ne okuyacaksak bağlayacağız. Tabii. Bir Erik Şer peş peşe okuyacağız nasip olursa. Eyvallah hocam. Hadi kolay gelsin bakalım. Çok teşekkürler. Thank you.
Bir çit yavrum vardır, tomurcuk gülten nasıl ayrılayım gül yüzlü yardan? İşte böyle böyle hal deli gönlüm, ister ağla ister gül deli gönlüm. Yaralı
askerler geldi. Bağır yaralı, kime sığındı, kime mizeli? Sene kardan sene kötü bu sene. Gide de gelmeyen ille bu sene. Seneler seneler kötü seneler ille de gelmeyen kötü sağlık. Eyvallah. Teşekkür ederim. Yani tabii bu seferberlik zamanında mı ne? Ruslar herhalde babaannemin anlatmasıyla biliyorum ben ama yani evet. Erzincan'a giriyorlar herhalde. Ciddi bir baskı var. Ben böyle hani yaparlardı Anadolu'da yatırdı böyle dizini benim başıma okşarken bu türküyü böyle yakardı bana. Hem onun arasına hem de çok değerli bir abim var işte değil mi ya? Utku abi de çok dinlemeyi sever. Birinin ruhuna, birinin de hatırına aslında armağan etmiş olalım ve tüm dinleyenlere, tüm izleyenlere, evlerine mihman olduklarımıza armağan olsun. Tabii Sarıkamış olayı hemen insanın aklına geliyor, hemen hayaline geliyor değil mi? Böyle, evet, evet. Böyle de bir geçmişi vardır oranın, o bölgenin. Bir sazını indirme. İndirmeyeyim hocam. Peki. Sazını indirme. Peki hocam. Böyle keşik yapmayalım hani sırayla gitmeyelim. Yok yok yani iki tane söyle. Yani peki böyle peki hocam. Yani. Güzel olur böyle. Eyvallah hocam sağ olun var olun. O zaman bir tane de değerli kirvem Davusular'dan bizim kirvemizdir kendisi. Okumaya çalışayım yani hani onun gibi okuyamam tabii de. En azından onu da yad etmiş olalım. Eyvallah. Programınız sayesinde. Defterini açtım okuram. Yolunu bilirsen kirbah neler var. Fazileti Ali hey hey kudreti haktır. Kervancıysan eğer sür bak neler var. Sür bak neler var. Fazileti Ali hey hey kudreti haktı, kudreti haktı. Kervancıysan sür bak neler var, sür bak neler var.
kelamına hey hey. Olmaz bahana, neden gelmiş oldun oldun fani cihana. Her gece dur sana hey hey ulu divana. Sıdkı bütün olur, dur bak neler var, dur bak neler var. Sıdkı bütün olup yar yar, dur bak neler var, dur bak neler var. Dünyada gerekir ahiret başta. Ne gezersin kardeş kardeş dağ ile taşta. Nefsin ile uğraş, dur sen savaşta. Sabır külüngüne, dur bak neler var, gir bak neler var. Nefsin ile uğraş uğraş, dur sen savaşta. Sabır külün güynen, gır bak neler var, gir bak neler var. Hey hey çevrildim şaha. Üstadımla geldim yar yar ulu divana. Düldüllü Ali'yi hey hey devri devrana. Girebilirsen gir bak neler var, gir bak neler var. Düldüllü Ali ile hey hey devri devrana, devri devrana. Girebilirsen yar yar gir bak neler var, gir bak neler var. Eyvallah. Sağlık canım benim. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ ol. Evet, çok güzel. Tabii Davut Sulari olunca sular duruyor. Pir ya, tam pir yani öyle. Ama öyle. Şimdi bir de onları anlamak hocam çok önemli. Yani tamam çalıyoruz, yazıyoruz notaya. İşte kompozisyon eyvallah, akademik kısmı işin çok güzel, hoş şeyler ama bir de felsefik ve tasavvuf yönünü anlamak lazım. Yani şimdiki işte arkamızdan gelen ya da işte akranımız olan arkadaşlarıma tavsiyemdir. Yani anlamak lazım. Okuduğumuzu anlamak lazım. İşte o zaman farklı bir yolculuk başlıyor. İçe bir yolculuk başlıyor. İşte gerçekten o zaman o evrendeki hani ben işte ozanlarımıza, aşıklarımıza direkt bağlı diyorum. Yani onlarda hiç arada yok yani. Ali Veli hiç kimse yok onların arada. Direkt işte ne derler ona hocam siz daha iyi bilirsiniz ama direkt o alıcılar açık ve direkt veriyorlar yani halka. Orayı çok iyi anlamak lazım. Yani hani ben orada yoğrulmak çok güzel. İşte Konya'dan bir arkadaşımızla muhabbet ediyordum. Şey dedim ben. Şebi Arus diyorsunuz ya dedim Konya'da aslında. O Aşıklar Bayramı'nı yapan ilk kişi Davut Sulari'dir. Konya'da Aşıklar Bayramı'nı diyor. İlk yapan kişi Davut Sulari'dir. Yani çok değerli bir ustamız.
Çok iyi anlamak gerekiyor böyle ustaları. Dağ sularının her sözünü her okuyan anlayacak diye bir şey yok. Eyvallah, eyvallah. Ama tabii ki anlamak isterse, araştırırsa o bilgiye ulaşabilir. Ama maalesef o sözleri idrak edemeyen, o sözlerin manasını bilmeyen birçok okuyan var. Eyvallah. Neyse, ben bu konularla ilgili Davut amcanın bu muammalı sözleriyle ilgili hep birkaç programda bazı şeyler söyledim. Onun için bu programda onlara yer vermeyeyim. Tamam hocam, eyvallah. Ağzınıza, yüreğinize sağlık o zaman. Söyledikleriniz için o zaman. Tabii, yani tabii. Ben zaten kuliste biraz önce muhabbet ederken sizi çok iyi, ilk defa yüz yüze geldik sizinle. O kitabınızı da çok merak ediyorum yani. Çünkü, gerçekten. Evet, şimdi mesela ey hamamcı, bu hamama güzellerden kim geldi diyorlar. İşte diyorlar ki Davut Suları hamamda karı kız oynatmış. Mesela böyle söyleyenler oldu. Var, evet evet, böyle söyleyenler şimdi oldu. Şimdi bu, tabii bunu bilmiyorlar ne kadar ayıp bir şey olduğunu. Kendi kendilerine bunu idrak etseler daha iyi. Tabii ki bazı göçler oldu. İnsanlar evet, göçlere zorlandı. Kendi bölgelerinden, köylerinden, mezralarından. Birçok gençlik üniversite tahsili yaparak oradan ayrıldılar. Kendi bölgelerinden aynen, ayrıldılar. O aşıkları, o ozanları görmediler. Onlarla birlikte bir şeyi paylaşamadık. Evet, evet. Ozanlık, aşıklık geleneği de böylece bitmiş hale geldi. Aynen. Aslında bunu diriltmek lazım. Kesinlikle. Bu bakanlığın, Kültür Bakanlığımızın, devlet yöneticilerimizin bunu önemsemeleri lazım. Kesinlikle. Çünkü aşığın dili bu ülkenin dilidir. Örfü anenesi bu ülkenin anenesidir. Onlar hak lafı söylerler. Onlar çiğ laf söylemezler. Kesinlikle hocam. Hatta ben şunu da söylüyorum. Herkes deyişlerini söylesin, aldığı payeyi alsın. O sazın kolunu tutan eğriye gitmez. Değil mi? Bir de böyle kesinlikle, de bir şey vardır yani. Kesinlikle. Ama tabii onu anlıyorsa yani o yükü. Aşığı ozanı dinlemekten kaçınıyorlar. Popüler müzik evet, falan ileri evet, sürüyorlar. Bence şunu da söylüyorum. Bu memlekette kimse silah taşımasını istemiyorsanız, kimse kimseyi vurmasını istemiyorsanız aşık ve ozanlık geleneğini öğretin. Öğretin ya da usta çırak ilişkisi işte devam etsin o Anadolu'daki. Evet, yani, şimdi bunlar önemli şeylerdir. Dolayısıyla aşıklık çok önemli bir şeydir. Halk musikisi çok önemli bir şeydir. Din eğitimi vereceğinize, Kur'an kursları açacağınıza, imam hatipler açacağınıza, deyişlerimizi dinletin insanlara ya. Evet. Biz ona da karşı değiliz. O da yapılsın ama yani bu kadar yok, çok yapılsın. Yani ben, sanat. Hayır, ben karşıyım. Eyvallah. Çünkü yani bu nefesleri, bu deyişleri söyleyen insan hiçbir yerde çocuğun ırzına geçmiyor. Aynen öyle. Böyle bir şey, böyle de bir şey var yani. Mesela ama yani Aziz Nesin Vakfı'ndan kaç tane çocuğa tecavüz edildi? Ya da Türkan Saylan da ya da onun yaptığı etkinlik, organizasyon olan okullarda kaç çocuğa tecavüz edildi? Yani tabii bunun bunlar, affedersin, bir şeyi küçümsediğimden dolayı değil. Değil, tabii tabii. Orada yapılan icra eden bir takım ders veren insanlar, bu insanların ne kadar kalitesiz olduğunu, ne kadar düşüncesiz ve idraksız olduğunu, ne kadar dinden ve imandan, inançtan uzak olduğunu evet, ortaya koyduklarını icra etlerinden anladığımız için bunu söylüyorum. Zaten korkuyorlar hocam, sanattan korkuluyor. Yani sanat zaten sevginin büyük anahtarı. Hani bunu yoksa anlayan, yoksa anlayan kimsenin dinine, inancına, bilmem din kitabına bileceğimiz tabii, yok. Yani şey herkesin evet, inancı, dini başımızın üstünde. Aynen öyle. Tamam. Oradaki hatalardan bahsediyorum. Ortaya kesinlikle, konulan kusurlardan bahsediyorum yani. Yoksa orada ne oldu? Kimsenin bir şeysiyle bizim alakamız. Biz herkese saygı duyuyoruz zaten. İlgimiz her şeye saygı duyuyoruz. Ama evet, yok, aynen öyle. Yani çok doğru bir şimdi, şey söylediniz hocam. Sağ olun. Evet, şimdi ben bir şeyler okuyayım. Bakalım tabii ne okuyoruz. Hocam, bize lütfen. Tunceli bölgesinde çok derledim. Çok iyi. 280 tane falan eser var. Onların hepsinin notasını da falan da yazmıştım. Duruyor, bekliyor, evde duruyor. Ama öyle bir devirde yaşıyoruz ki, yani Tunceli Kültür Vakfı'na söyledim, dedim ki ya bunları alın çıkarın, bunlar Tunceli kültürüdür. Aldığım insanların hepsi de öldü gitti. Yani yarın biz de ölür gidersek belki birileri onu çöpe atarlar, değil mi? Yani insanlara miras kalsın. Hocam sen beni stüdyoya getir, onlara bir düzenlemeye başlayalım. Değil yani mi? Kitap olarak çıksın. Hem kitap olarak hem de tabii yani çok. Kitap olarak çıktığı zaman bu akademik çevrelere de yansır. Kesinlikle. Yani konservatuvarlarda,
korolarda, radyolarda, çeşitli derneklerde. Çünkü artık çok müzik bilen kardeşimiz var yani o açıdan. Evet, evet, evet yani. Onlar için bulunmaz bir nimet. Nimet yani, tabii, tabii önemli. Ama dediler ki ya hocam biz bunu tamam kitabını çıkarırız ama yani biz bundan para kazanamıyoruz ki yapalım bunu. Yani her şeyi parayla özdeşleştiren bir özelliğe sahip artık insanlar neredeyse. Kesinlikle. Oysa ki kültürü olmayan bir toplum yaşayamaz. Neyse biz yine yapacağımızı yapacağız. Herkes de kendine yakışanı yapsın. Kesinlikle yapacak. Hocam, kesinlikle. Peki devam edelim. Peki hocam. Güzel. Ne söyleyeceksin peki? Bir Kırşehir'e doğru gidelim. Neşet Usta'ya doğru. Neşet'imiz de çok önemlidir. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. O da çok şeyler kattı bize. Gayet tabii. Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş. Evet, Muharrem Ertaş. Anadan dünyaya gelen yolcu, bir anadan dünyaya gelen yolcu, görünce dünyaya gol verdim, görünce dünyaya gol verdin mi? Sordun mu, merak edip hiçbirini sordun mu? Ama ruhu ölmez. İnsan ölür ama ruhu ölmez. Bunca mahlukat var, hiçbiri gülmez. Bunca mahlukat var, hiçbiri gülmez. Müzik.
hayvanları gördün mü? Azap çeken hayvanları gördün mü? İnsan olurlar, insandan doğanlar insan olurlar. Hayvandan doğanlar hayvan olurlar. Hayvandan doğanlar hayvan olurlar. Hepsi de bu dünyaya gelir. Sen bu sırra erdin mi? Ana haktır, sen bu sırra erdin mi? Ömrünün bağının gülü solmadan, ömrünün bağının gülü solmadan, varıp bir canana ikrar verdin mi? Varıp bir canana ikrar verdin mi? Gibi feryat ederiz, garip bülbül gibi feryat ederiz. Cehalet elinden küskün kederiz, cehalet elinden küskün kederiz. Yolcuyuz böyle gelir gideriz, hep yolcuyuz böyle gelir gideriz. Dünya senin vatanın mı yurdun mu? Dünya senin vatanın mı yurdun mu? Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim hocam. Neşet Usta'ya da Allah rahmet eylesin. Ona mezarı nur olsun diyelim. Eyvallah. Bak diyor ki ana haktır. Haktır, sen bu sıra erdin mi? Sen o sıra erdin mi diyor. Nasıl bir şey değil mi hocam? Yani uyandırıyor bak, aslında bak direkt. Şimdi, işte onu söylüyorum. Ben demin de onu bunu söylemek istiyorum. Aşıklar, ozanlar böyle söyler. Evet. Şimdi ana haktır diyor ama birileri de şunu söylüyorlar. Ne diyorlar?
Ya Kur'an-ı Kerim'de bir insanın anasıyla bir evlenmesi ya da evlenmemesi işte bu gibi laflar ederek yani öyle bir kelime geçmiyor diyor. Yani orada demek istiyor ki halkın algılaması durumu şöyle. Yani ananızın da ananızla evlenebilirsiniz demeye getiriyor. Evet. Ama o da diyor ki ana haktır. Ana haktır diyor. Sen o sıra erdin mi diyor. Şimdi Allah yani ana Allah'tır. Çünkü bak Alevi geleneğinde de şu vardır. Ana yerdir, topraktır. Baba gök kubbedir. Evet, gök. Ana şeriattır, baba tarikattır. Eyvah. Evlat hakikat mıdır? Hakikattır. Evet. Evet. Aynen. Şimdi onun için diyorum ay aşıkların ozanların sözleri yani İmam Hatip kuracaklarına insanlar bunları öğrensinler ya. Evet. Bunları öğrenmeleri lazım. Çünkü bunlar doğru yola getiriyor. Bunlar insanı kardeş ediyor. Bunlar insanı insan etmede kullanılan yöntemlerdir, öğütler, nasihatlardır. Şimdi bir de işte saygı, sevgiyi aşılayan söz bütünlüğüdür. Anlıyor musun? Bunu onun için söylüyorum. Hocam yani anlaşılamayan bir taraf da şu işte hani toplum olarak hep şuradayız ya işte tamam. Yani Arapça bir şeyler anlatıyor ama ben anlamıyorum mesela. Yani ben bunu Türkçe algılamayayım ki dilime göre ya da onun dili ne ise. Yani şey değil böyle bakıyor işte bak ben Arapçayı nasıl peltek konuşuyorum. Anlama ne diyor yani aslında ben ona şey diyorum Arapçayı Rabça. Rabb'ın anlattığı dil aslında yani Rabçadır o. Ama şunu algılamalıyız yani bu kitap bize ben şimdi hani kendi lisanımla Türkçe okuttum işte Yaşar Nuri Öztürk'ten vesaire Elmalı'dan. Kur'an'ın her tarafı sevgiyi anlatıyor. Hiçbir yerinde savaş yazmıyor. Aslında ben orada cihatta şunu da anladım. Yani diyor ki bir çocuğun ayağına yolda geçerken işte giydirdiğin bir ayakkabı onun karnını doyurduğun da bir cihattır diyor aslında. Ama başka bir yere yoruluyor bu. İşte bu sanatla bütünleştiği zaman aslında hani biz Anadolu'da yıllar önce telli Kur'an diyordu ya bu enstrümana. Telli Kur'an her evin duvarında bir tane var. Aslında işte o telli Kur'an dedikleri bu bizim nefeslerimizin, deyişlerimizin, insana, hakikata. Yani şimdi daimi... Bu sözlerin her birisi zaten Kur'an'ın süreleriyle. Süreleriyle, özdeştir. Evet. Aynen öyle. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Buyurun bitirelim. Hocam. Çünkü yönetmenim bana işaret verdi. Programımızın da sonuna geldik. Ayrıca. Ne çabuk bitti hocam. Vallahi çok keyifli bir programdı. Şimdi Hazreti Peygamber noktayı koyuyor. Diyor ki, ilim Çin'de de olsa... Gidip alınız. Git, ara, bul, getir diyor. Ben ilmin şehriyim. Ali de onun kapısıdır. Çocuğunu zamanına göre yetiştir diyor. Çocuğunu dine göre yetiştir demiyor. Din Çin'de de olsa git ara bul getir demiyor. Aynen. Programımızın sonuna geldik değerli izleyiciler. Biz Cem Televizyonu Dostum Dilinden programında sizinle birlikte olduk. Sevgili Halil Yıldız'la. Çok teşekkür ederim. Ben şahsım adına size sağlıklı bir yaz diliyorum. Her gününü sağlık içerisinde, sevgi içerisinde, dostluk içerisinde geçsin. Her gününüz türküler kadar güzel olsun. Ne diyeyim? Sen hocam, de temennide bulunabilirsin canım. Eyvallah. Beni ağırladığınız için çok çok teşekkür ederim. Ekranı başındaki canlarımıza, bizleri evlerinde mihman ettikleri için, güzel felsefik ve tasavvufi yönde de sohbet ettiğiniz için size ayrıca Cem TV çalışanlarına, burada rejiye, kameraman arkadaşlarımıza, tüm emekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık, sağ olun, var olun. Eyvallah. Çok keyifli bir programdı. Nasıl geçti anlamadım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür emekleri ederim. Zaya gitmesin herkesin. Herkes emeği kadar ne bileyim başarı kazansın, bahtiyar olsun.